Merhaba arkadaşlar, Bal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Mart ayında koçları neler bekliyor? Kahve fincanımızı açtım. Kısa bir şot çekmek zorundaydım. Şimdi burada devamını anlatacağım. Aslında öncelikle hemen şöyle diyebilirim. İçiniz sıkıntılı ama sıkıntılı değil gibi. Yani ben diyorsunuz ki bu sıkıntılarımdan, bu dertlerimden kurtulurum. Çok fazla dert etmiyorum kendi dünyama. Geçmiş olarak enerjiniz çok düşük çıkıyor. Ocak, Şubat aylarında sıkıntılı ve huzursuz bir süreç geçirmişsiniz. Sanki arada kalmış, insanların çekiştirdiği bir hal yaşamışsınız. Biri bir şey demiş, bir tarafa gitmişsiniz. Biri bir şey demiş, bir tarafa gitmişsiniz gibi duruyor. Ama Mart ayı itibariyle önünüzde bazı yollar belirmiş durumda. Güzel bir enerji görüyorum. Özellikle Mart ayı için gitmek istediğiniz bir yol var. Uzun bir yol olarak görünüyor. Hatta bir kişiyle gitmek isteyeceğiniz bir yol teklif edeceksiniz. Mart ayında uzun bir yolunuz var diyebilirim. Sanki bu yol planları almak istediğiniz mal ya da bir mülkle alakalı bir şeyler almak istiyorsunuz kendinize. Bu konuda bir kişiden de yardım isteyeceksiniz. Sonrasında konuşup görüştüğünüz ve o mal ya da mülk ya da parayı elinize geçirdiğinizi söyleyebilirim. Bunlar küçük küçük paralar olarak da görünüyor. Bir de burada dikkat ettiğim, sanki kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz biraz. Yani Mart ayında biraz daha sakin, biraz daha kendimle olup, meditasyon olabilir, sakinlik, dualar. Bu tarz bir ay geçirme isteği var koç burçlarının içinde. Aslında hanenizde şans ve rahatlama Mart ayının ilk haftaları itibariyle size görünecek. Mart ayının 4'ünden sonra özellikle çok şanslı günleriniz olduğunu söyleyebilirim. Burada 4 rakamı, 4, 14, 24 tarihleri sizin şanslı güzel günleriniz diyebilirim. İş konularında bir tartışma, boş konularla alakalı olarak gidip gelmeli konuşmalar görünüyor. Aslında siz bu konuları daha çok sıkıntı yapıyorsunuz. Yani koçlar Mart ayında aşktan çok para konuşacaklar ya da iş konuşacaklar diyebilirim. Bir de tabağımıza şu şekilde bakalım. Dediğim gibi iç dünyanız parçalı bulutlu. Bunu yapmam lazım. Yapmıyorum ama olsun, zamanı gelince yaparım diyorsunuz. Hanede bazı sıkışıklıklar var. Sanki ortada duran bir konu var ve bu konu çözülmüyor. Tamam ya, çözülmesin deyip arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz. Ama ayaklarınız oraya bağlı. Kısa bir telefon görüşmesi yapacaksınız ve sonrasında da kafanızda olanları karşı tarafa aktardığınızı görüyorum. Bu aslında karşı taraf dediğim kişi sizin sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insan. Bu insana bazı şeyleri söyleyeceksiniz. Sanki bir virgül çekiyorsunuz hayatınıza. Yani yapmak istediğiniz demeyeyim de, yapılan davranışlardan dolayı tepkinizi biraz hırslıca anlatarak karşı tarafı kırabilirsiniz. Özellikle Mart ayında sevdiğiniz insanlara karşı tutumunuzda biraz daha ılımlı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok kapı çarpıp gitme hissiyatı var bu falda. Yani söyleyip gideyim, yapayıp gideyim, gideyim, hep gideyim ben. Yeter artık, anlaşılmıyorum isyanları var diyebilirim. Aslında sevinç gözyaşlarınız, enerjinizin yüksek olduğu zamanlar da var. Bunlar genelde 4 rakam ile ilişkili. Parasal konularda da yarım bıraktığınız bir paranın Mart ayı içerisinde gelmesi söz konusu olabilir. Mart ayında bir sıkıntının ucundan tutacaksınız. Bu işinizle alakalı parasal konularda bir borç ödeyecekseniz eğer, bu borcu ödemek için adım atacaksınız. Ya da bir para alacağınız varsa bununla ilgili iletişime geçip bu paranın size gelmesini sağlayacaksınız. Mart ayında bu konuda mücadeleniz devam edecek ama almak istediğini sonunda alacaksınız diye düşünüyorum. Mücadeleye devam koçlar. Fevri olmasınlar. İki kere düşünmekte fayda var. Çünkü çevrenizdeki insanları ummadığınız anda kırabilirsiniz. Mart ayı bize bunu gösteriyor. Koçlara selamlar, sevgiler diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki burç falında görüşmek üzere. Hoşça kalın.